Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere Diyarbakır yarış programı tahmin sunacağız. İzmir ve Ankara'da bu arada yayında onu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. İzmir ve Ankara'yı da izleyebilirsiniz. Oralarda onar koşuluk programlar söz konusu. Cumartesi günü toplam 26 tane yarış izleyeceğiz. 3 farklı ilimizde koşulacak bu koşular. Evet kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim katıl olarak veya teşekkürler butonundan destek olarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar teşekkürler butonunda videoyu beğenme butonunun yanında bulunmakta bilginize şimdi saat 9'da ilk yarışta başlıyoruz tahminlere Diyarbakır için. 14 handikap bir yarış, 4 yukarı Araplar 1700 metrede kum pistte çıkacaklar. Hür Adam ve Esila Sultan ekür olarak koşacak. Burada 12 at var, 11 at var gibi de yorumlayabiliriz. Favorimiz 14 gün evvel kazandığı koşuyla birlikte 4 numara Nesli Nur'dur. Hemen ardından yazacağımız isim 6 numara Mufukcan. O da 21 gün evvel kazanmıştı. Daha sonra Hür Adam 2 numarayı tavsiye edeceğiz. Ekürlerden e, burada Hür Adam ekürisinden bir taktik destek alabilir. 17 gün evvel ikincilik elde etmişti. Bu 3 at küçük kupon olabilir arkadaşlar. Geniş kuponlarınız için burada 7 numara Balbek'i Ali ile birlikte tavsiye ediyorum. E, 14 gün evvel 5. olmuş bir önceki yarışında da galibiyete ulaşmış bir safkan ve 14 gün evvel 3. olan bir isim 8 numara Benzema'yı da yine tavsiye etmekteyim arkadaşlar. Geniş kuponlarınız için bu iki atı da yazabilirsiniz. Oyun anlaşıldı diye düşünüyorum. 4 numara, 6 numara, 2 numara küçük kuponumuzdur. 7 ve 8 ilavesini yaptığımız takdirde de geniş kupon haline getirmiş oluruz. Bir idmanları da göstereyim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Hani bütün atların idmanlarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Diyarbakır var, Elazığ var, Şanlıurfa var, Antalya var. E, farklı pistlerde yapılmış idmanlar var. Tabii ki buna göre derecelerde bir takım farklılıklar olabilir. E, onları göz ardı etmeyin derim. Yani dereceler bunlar. Atlar birbirlerine yakın düzeyde geliyorlar diyebiliriz. Böyle çok ciddi bir fark yaratan bir idmanlı bir safkan bulunmuyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya saat 9.30'da şart 5 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı. Burada 14 safkan bulunuyor. Alata ve Yıldız Toza ekürü, Bogota ve Magic Boom ekürü olarak start alacak. iki farklı ekürü bulunmakta burada arkadaşlar. Şimdi bizim bu yarışçı favori göstereceğimiz safkan 21 gün evvel yarış görüp 6. olan isim 11 numara Haçım'dır. Yani Haçım'ın galibiyet ihtimalini yüksek görüyorum ama... Son yani bu yarış görme olayından sonra ne kadar etkili koşabileceği birazcık e, bilinmez bir durum. Yani burada at gelip kazanabilir de belki bir yarış daha istiyor da olabilir. Ama verdiği 3 hafta itibariyle ben artık bu yarışa net hazır olduğunu ve bu sebeple kazanabileceğini düşünüyorum ki bu mesafede de etkili diyebileceğimiz bir isim bu tarz uzun bir yarışta etkili olabilir. Kübi temsilcisi 11 numara Haçım burada bizim favorimizdir. Haçım için bilhassa idman göstereceğim. Aynı zamanda diğer atların da idmanlarını görmüş olun. Haçım'ın 56-20'lik bir idmanı bulunmakta. 27-90'lık aynı zamanda ve bu Diyarbakır'da yapılmış bir idman. Aziz Akdemir idaresinde çalıştı. Safkan bunu da paylaşalım. Tabi geriye kalan isimlerden dikkat çeken idman var mı diyecekseniz var arkadaşlar. Şöyle Katalan'ın 10 numaranın 39-60 görmüş olması önemli bir şekilde dikkatimizi çekiyor. Ve tabi burada Elazığ'da bir 25-10 yapan 52-50 yapan Kahraman Trader'da 3 numarada yine idman itibariyle dikkatimizi çekmekte. Şimdi o zaman gelelim işin diğer bir boyutuna. 11 numara Haçım gelebilir ama 10 numara Katalan 3 numara Kahraman Trader ve bir hafta evvel üçüncü olan 12 numara Yıldız Tozu gibi diğer isimlerinde gelme ihtimali olduğunu ve bu sebeple bu safkanların da oyunda kendilerine yer bulabileceğini belirtmek istiyorum. Son tercihde 4 numara Dimentat'ı yazabilirsiniz. 11-10-3-12-4 şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı bu koşu için yapmış bulunmaktayız. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 10'da şart 3 4 tükar Araplar 1200 metrede kum piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Favorimiz bu yarış için 2 numara Yağız Alp'tir. Yağız Alp 62 kilo olmasına rağmen favoridir arkadaşlar. Son 2 yarışın üst üste kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Tabii kısa mesafe bir yarışta burada etkili olabilecek bir takım sürpriz isimler olabilir. Onlara geçmeden önce 2 numara Yağız Alp'in burada bir alternatif tek olabileceğini paylaşmak istiyorum sizlerle. Velakin işte dediğimiz husus budur ya. Ee mesela kısa mesafede etkili olma itibariyle 4 numara taylanım ciddi bir sürpriz yapabilir. E, 8 numara oğlum Recep yine keza öyle bir sürpriz yapabilir. Ve bir de arkadaşlar e, burada e, Doğan Han 10 numara ekürisi yol kıran ikisinin de sürpriz ihtimali var. Yol kıran 430 gün arası olduğu için yani burada Doğan Han'a bu şansı birazcık, birazcık daha fazla vermiş oldum diyelim. Ama ekürler zaten ikisini de yazmış oluyoruz aynı anda. E, 10 numara Doğan Han'ı da yazmak gerekiyor. Yani şöyle. 2 numara alternatif tek. Tek bırakmıyorsak 4 e ee, peşi sıra 8 ve e, burada arkadaşlar 10 şeklinde 4 ata kadar da çıkabilirsiniz. Geldim 4. koşuya saat 10.30'da 5 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 2 düzeyde dişlilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1700 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda benim favori olarak e, gördüğüm bir isim var ama onu paylaşmadan önce bir idmanları göstermek istiyorum. İdmanlarda arkadaşlar dikkatimizi çeken hususlar baktığımızda çevik vaktinin 39 25 2540lık bir idman görmüş olmasıdır. Ee, burada arkadaşlar bizim favorimiz e, çevik vaktidir. Bu sebeplerden ötürü 24 gün evvel 3. ülke elde eden Safkan son yarışlarında tabelalar yapıyor. Galibiyete en yakın gördüğüm isim. Rakip hanesinde değerlendirmek istediğimiz safkanlar hususunda şöyle bir yol izledim. Burada 5 ata kadar çıkabilirsiniz. Bir geniş kuponda kapatma yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama 3 atlı bir tercih yapacaksak da 4 numara çevik vaktinin yanına 5 numara maharetli ve arkadaşlar 3 numara 1000 atlı güneşli isimli safkanları yazarak 3 atlı bir oyunda yapabilirsiniz. Bir ve 2 ilavesiyle geniş kupon olur. 5. koşuya geldim. Saat 11'de, gece 11'de 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Ve arkadaşlar artık burada sizlere ben bir tek vermek istiyorum. Yani tabi bu yarışın birazcık zorluk seviyesi yüksek olabilir ama bir alternatif tekimiz de olduğunu biliyorsunuz. Yani alternatif tek olduğu için burada bunu çok da fazla sıkıntı etmemek lazım. Ben tek gördüğümüz bir size açıklıyorum arkadaşlar. Burada bir idman da vereyim. İdmanı da görmüş olun arkadaşlar. Burada e, idmanları şöyle gö gösteriyorum sizlere. Bütün safkanları görün. E, şimdi tekimizi açıklayalım sizlere. 4 numara sevinçli arkadaşlar. Levent Taptık'la birlikte burada bizim tek önerimizdir. 2 yarıştır galibiyet elde etmesiyle bilhassa burada tek olmayı hak etti. 28 günlük arası var. Derece konusunda çok takılmayın. Daha iyi derecede yapar. E, zaten 3 yaşında bir safkan. E, 53,5 kilo olduğu için de burada rahat bir şekilde kazanmasını e, umut ediyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. 4 numara sevinçli. Bu koşuda tek diyorum. 4 arkası 7 geyikle ikinciliğe girebilir. Sıralı ikilisini de öneririm. Ama tabi diyorsanız ki kutup kızını tutuyorum. İşte yok başka bir safkanı tutuyorum. O zaman e, bu ihtimalleri değerlendirip başka bir sıralı ikiye de tabi ki yapabilirsiniz. 6. koşuya geldim. Son yarış 11.30'da şart 19. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum pist yarışı. Barbaros, Hanver, Rüzgar, Delenekür olacak bu koşuda arkadaşlar. 15 safkan start almakta. Favorimiz bir hafta evvel ikinci olan bir safkan Ali Akgöbek'le bir 51 kiloda koşmasıyla fark yaratabilir. Al yazmam 5 numara favorimizdir. Daha sonra yine bir hafta evvel ikinci olan birisi isim Katarlı 55 kiloda farkin rüzgarı 6 numaralı safkan ikinci at önerimiz olacak. Rüzgar Delen ve Barbaros Han Ekürü demiştik. Biz burada 3 numara Rüzgar Delen'e de şans vereceğiz. Aziz Akdemir dersi de izleyeceğimiz safkan. Bu arada Ferit Yardımcı da Barbaros Han'da olacak. Ekürlerin şansı bulunmakta burada yine 3 numaralı Safkan tavsiye etmekteyiz. 5-6-3 küçük kupon için yeterlidir. Olası geniş kuponlarınız için 2 numara Kaba Haydar Hanım'ını ve peşi sıra 12 numara Abu Dhabi güzelinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizim oyun önerimiz bu koşu için bu kadardır. Tek meselesini bir kez daha bir hatırlatalım. Kafalarda bir soru işareti kalmasın. 5. koşuda 4 numara Sevinçli Bankotek olarak yorumladığımız isimdir. 4. koşuda 5 tane at olmasına rağmen tek geçmedik ama favorimiz 4 numaraydı onu tekrar hatırlatalım. Ve tabi bir de alternatif tek hususu vardı. 3. koşuda 2 numara Yağız Alp'i bir alternatif tek olarak değerlendirdik. Fakat mesafe kısa olması ve atın yüksek kiloda koşmasına ötürü bir takım sürpriz denemelerine, cazip denemelerine de başvurduk bu koşuda. Bu yüzden bir tek olarak değil de alternatif tek olarak gördüğümüzü belirttik. Evet bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ankara ve İzmir tahminleri de ayrı videolar olarak kanalımızda bulunmaktadır. Onları da e, seyredebilirsiniz. Kanal henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. E, ve diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli hesap. O kanalı da arkadaşlar bulmak istiyorsanız yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Orada sizlere paylaşacağız. Yorumlarda e, o hesabı takibi alabilirsiniz arkadaşlar. Ekürümüzün yarış videolarını paylaşmaktayız. Sizler orada. Ve arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum.